Çok hoş bir şey oldu. Şimdi sen futbolda bir Türk olarak dünyanın futbol merkezinde bir kulüp aldın ve orada bir şeyler başarmaya çalışıyorsun. Hedeflerin var. Gerçekten buradaki futbol kültürüne çok farklı bir kültürde, ama bizim de çok iyi bildiğimiz bir alanda başka bir şey uğraşıyorsun. Yine bu Türkiye'de çok başarılı bir kurum geldi sana orada sponsor oldu ülkerden bahsediyor evet. ve onların da bu arada İngiltere'de çok büyük bir operasyonları var İngiltere'nin en büyük bisküvit şey, United aldı aldılar işte Godiva'nın sahipleri falan ama orada gelip sana destek oldular yani bu çok rastladığımız bir şey de değil aslında yani e, Türkiye'de bir marka gitsin bir Türk'ün yurt dışındaki bir şeyine destek olsun yaptığı bir işe falan görülmemiş bir şey o iş nasıl oldu bir anlatsana ya şöyle oldu aslında ben Murat abi eskiden hep tanırdım ve merhabalaşırdık ama yakından tanımam böyle bir 4-5 ay öncesine 6 ay öncesine dayanıyor aslında 6 ay önce biz böyle bir sohbette muhabbet ettiğimiz zaman onun hani spora olan bakışını ve sevgisini görünce ve o amatör ruhla Fenerbahçe'ye verdiği desteği de görünce açıkçası çok etkilendim. Yani futbola ve hani spora karşı bu kadar yani basketbol ve futbol biliyorsunuz yıllarca ülke spor artı Fenerbahçe'ye verdiği katkı. Yani karşımda bunları öylesine yapmayan aslında ülkemizi bir yerlerde daha yukarı sporda taşınmak için taşın altına elini sonuna kadar koymuş ve destekleyen bir insan buldum. Kendisini davet ettim. bir maçımıza gelir misiniz diye. Sağ olsun kabul etti. Maça geldi. Atmosferi gördü. atmosferde yani gerçekten do, do yani senin gelmen lazım. Ben şimdi anlatsam olmuyor. Yani her yerde Türk bayraklı insanlar böyle bir sevgi seli düşün yani. Ve baktı ve çok mutlu oldu. Onu hissettim orada zaten ondan sonra da bize destek olmaya karar verdik. ki şu anda en önemli destekçilerimizden biri oldu sağ olsunlar. İngiltere'de çünkü United Biscuits var biliyorsun onların. Tabii. Çok da önemli bir şirket. Yani benim şu anda onun sponsor olmasından yaşadığım presi şöyle anlatayım sana. Hani İngiltere'nin en önemli şirketlerinden biri. Normalde Manchester United'a beklersin. Arsenal'e beklersin. beklersin. Onlar Husti sponsor olmuş oldu. Havamız 1500. Müthiş. Bütün İngilizler, bütün basın hepsi böyle şoktalar. Ee, oradan çok büyük bir prestijim oldu. Ondan sonra bir de şöyle bir konu var. Ee, futbolda İngiltere'de limit var. Sana cebinden para 14 milyon pound'dan sonra harcatmıyor. 1 lira bile harcayamazsın. Tek bir şansın var sponsorla oyuncu alabiliyorsun. Abi onun parası da bereketli geldi. Bir sağa aldım Hakkın hayalin durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Flogin. Bu ismi ben sana sonra göstereceğim neler yaptı diye eline videoyu vereceğim. Oturup böyle yarım saat çocuğu seyredeceksin. Aston Villa'da 20 yaşında bana göre İngiltere'deki en büyük yeteneklerden biri. Çocuğu ben seyrettim. Bu çocuğu dedim alırsak bu bizi bir yere taşıyacak. Bir buçuk iki ay oldu transfer etmesi sürdü yani. Sonra ikna ettik, Aston Villa'yı ikna ettik, çocuğu ikna ettik, getirdik. Milli takıma seçildi şimdi U21. Maçı var iki gün sonra. Olan üstü bir yetenek, o paraya da gidip bir işte ekstra para olunca gidip onu aldık. İnşallah belki yarın öbür bugün hani Premier Lig'e çıkarsak, bunun Murat abinin katkısı da çok olmuş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Yani bir de şeyi çok seviyorum ben ya. Yani böyle hesapsız kitapsız ilişkiler, çıkarsız ilişkiler. Bunlar çok güzel şeyler. Yani e, tam bir gönül adamı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ya. E